Pek çok kadın hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılan histeroskopi, hasta konforunu artıran bir yöntem olarak ön plana çıkmakta. Ben, Güven Sağlık Grubu'ndan Doçent Doktor Şadıman Kıykaç Altınbaş. Bu videoda sizlere histeroskopi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Histeroskopi, rahim ağzından özel bir optik cihazla bir kamerayla girilerek rahim içinin gözlenmesi işlemidir. İşlem sırasında sırasıyla vajen, rahim ağzı, rahim ağzı iç kanalı, rahim içi duvarlar ve tüplerin giriş noktaları izlenerek değerlendirilir. Biz bu işlemi menopoz öncesi ve menopoz sonrası anormal rahim kanaması olan hastalarda, rahim içinde duvar kalınlaşması, endometriyal polipin, miyomum, rahim içi perdesi olan hastalarda, rahim içi duvar yapışıklıklarında, sprelin iplerinin görülmediği, sprelin içeride kaldığı durumlarda, tekrarlayan düşüklerin araştırılmasında ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının değerlendirilmesinde tanı ve tedavi amaçlı gerçekleştirebiliyoruz. Peki histeroskopi nasıl uygulanır? Dış çapı 3 ila 10 mm olan histeroskopi aletiyle rahim ağzından girilerek rahim içi gözlenir. Aletin kendi yapısında bir ışık kaynağı ve sıvı geçişini sağlayan kanallar mevcut. Ayrıca gerektiğinde içeriye müdahale etmek için aletin kendi yapısında bulunan hareketli uçlar var. Bu uçlar sayesinde patolojik durumun düzeltilmesiyle ilgili işlemler gerçekleştirilir. Peki işlem öncesi hazırlık için yapılması gereken bir şey var mıdır? Biz operasyonun adet bitiminden hemen sonra kanamasız olan dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde rahim içerisinin görüntüsü histeroskopi için en uygun görüntüdedir. Yapılan işlemin tipine göre işlem öncesi rahim ağzını hazırlamaya yönelik ilaç tedavisi gerekli olabilmektedir. Özellikle menopozda olan rahim ağzının kapalı olduğu hastalarımızda rahim ağzının gevşemesine yardımcı ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. Operasyon sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir sorusuna gelince, operatif histeroskopi sonrası hafif lekelenme şeklinde kanamalar olabilmekte. Bunun yanı sıra kramp tarzında adet ağrılarına benzer 1-2 gün devam eden ağrılar hissedilebilir. Hastalarımızın bu dönemde ağrı kesici almalarında hiçbir sakınca yoktur. Operasyon sonrasında hastanın mevcut durumuna göre hormonal tedavi sürecini başlatabiliriz. Artı histeroskopi operasyonu sonrası belirli bir süre için cinsel ilişki yasağı getirilir. İyileşme süreci sonrasında rutin yaşantıya dönülebilir. Histeroskopi operasyonu hasta açısından konforlu, hayat kalitesini belirgin bozmayan, vücutta herhangi bir kesiye gerek olmaksızın uygulanan, uygun endikasyonlarda yüz güldürücü sonuçları olan minimal invaziv bir cerrahi operasyondur. Değerli takipçilerimiz, bu kanaldan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımızı buradan takip edebilir, buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz.